Herkese merhaba, Bilgi 101 programına hoş geldiniz. Ben Zeynep Koçoğlu ve bugünkü sohbet konumuz Bilgi Üniversitesi spor takımları. Ben klasik gene aldım bilgisayarımı önüme, defterimi önüme ve bir sürü Bilgi Üniversitesi'nin spor takımlarıyla ilgili araştırmamı yaptım. Çünkü biliyorsunuz ki konuklu devam etseydik benim bugünkü bu konumun konuğu Sayın Spor Koordinatörümüz Aslı Ertunç hocam olacaktı. Aynı zamanda bizim de işte okul takımımızla beraber geliyor spor koordinatörü olduğu için Aslı hocam. O benim konuğum olacaktı ama ne yazık ki şu an pandemi sürecinde olduğumuz için ben yalnız yapmak zorunda kalıyorum. O yüzden de bütün detaylı bilgileri internetten araştırdım. Hepsini size çok sade bir şekilde anlatacağım. Öncelikle bir Kuştepe kampüsümüzü küçük bir hatırlatma yapıyorum. Bir önceki podcastimde bahsetmiştim. İngilizce hazırlık eğitimi anlattığım podcastimde. Orada Kuştepe kampüsünden söz etmiştim çünkü Kuştepe'de. Bizim kapalı spor salonumuz var ve bu Kuştepe kampüsümüzde. Çok Kuştepe dedim sanki. Bana öyle geldi. Neyse. Masa tenisimiz var ve fitness odamız var bu bizim Kuştepe kampüsümüzde. Buradaki aletlerin hepsi ücretsiz. İşte spor salonu, masa tenisi. Bunların hepsinden öğrenciler ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor. Ama tabii bunların hepsi için spor biriminden izin alınması gerekiyor. Ve işte hizmet verdiği günler var. Pazar hariç bütün haftanın 7 günü hizmet veriyor. İşte normalde hafta içi 8.30'da 9 arası. Cumartesi de 8.30'dan 3'e kadar veriyormuş. Ama ben düşünüyorum da genelde bir öğrenci herhalde cumartesi günü yani gitmez. Özel bir durumu yoksa. O yüzden böyle bir saat diliminde çalışıyor. Ama ben şeye şahit oldum. Okul zamanlarında benim çok arkadaşım, yani bunu yeni öğrendim ben, kendi arkadaş gruplarını ayarlayıp işte spor biriminden randevu alıp spor salonunda böyle maçlar, voleybol maçları ya da basketbol maçları falan yapıyorlardı, eğlenme amaçlı ve çok da keyifli olduğunu görüyordum storylerde. Onun dışında zaten hazırlıkta okuyan herkes bilir. Genelde yani çoğunlukla da yani Erasmus'lu öğrenciler ya da yabancı öğrenciler deli gibi masa tenisi oynuyorlar. Seviyorlar sanırım, yani çok Türk görmüyorum çünkü orada oynuyorlar. Tabi bunları oynamak için de işte spor birimi sorumlusu Aslı Ertunç hocamızdan e-mail veya telefon ile randevu alınabiliyor. Aldıktan sonra da her şey kolaylaşıyor. Bir diğer Dolapdere kampüsümüze gelelim. Dolapdere kampüsünden sanırım ben size daha önce bahsetmedim. Dolapdere kampüsümüz şöyle. Orada sağlık bilimleri fakültemiz, işte moda tasarım bölümümüz, fakültemiz var. Onun dışında başka bir sürü bölüm var ama direkt spesifik bilmiyorum. Hani bunu araştırmadım size. Hani konumuz bu değil diye dağıtmamak için. Ama bir de şunu söyleyebilirim. Genelde işte fakültenin akademik İngilizce adı altında aldığımız derslerin çoğunluğu Dolapdere kampüsünde veriliyor. Dolapdere'de de özel bir işletmeye ait yarı olimpik havuzu, yine fitness salonu mevcut. Buradaki havuzdan yararlanan gene hazırlıktan bir arkadaşım vardı. Gerçekten de zaten okulun içinde olduğu için, hani başka bir işletmeye ait olsa da üyelik sistemiyle indirimli bir şekilde yararlanabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Ve keyifli. Ve hani Dolapdere'ye gidenler bilir, binaya girdiğiniz anda böyle mis gibi havuz kokusu geliyor. Çok güzel. Ben çok severim. Onun dışında şimdi gelelim önemli bir konuya. Hangi spor takımları var? Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'na bağlı ve başarı faaliyetler gösteren kadın voleybol, bu biz oluyoruz, yüzme, masa tenisi, tenis, Amerikan futbolu, triatlon, yelken, kayak, snowboard, futbol, salon futbolu, frisbee. Ben bunu araştırırken de şaşırmıştım. Yani frisbee'nin maçları nasıl oluyor ya da hakem yönetmesi, bunu merak ediyorum açıkçası. Rugby, flag futbol, kürek, su topu ve su topu takımlarımız bulunmaktadır. Bir sürü de takımımız varmış. Ben özellikle voleybol anlatacağım tabii ki, ben voleybol takımında olduğum için. Gelelim seçmelere. Şimdi bunu genelde öğrenciler okula girmeden önce, yani ben bunu yaz tanıtımda çalışırken keşfetmiştim. Herkes bunu soruyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Seçmelerimiz her akademik yılın başında, yani dersler başladıktan sonraki ilk bir ay içinde oluyor genelde. İhtiyaç duyulan branşlarda seçmeler yapılıyor. Yani o branşta ihtiyaç yoksa, işte pozisyon eksikliği olmadıysa, öğrenci mezun olmadıysa, böyle gibi durumlar tabii ki de seçmeler yapılmıyor. Çünkü takımda yer yok. Hani belli bir sayı var çünkü. Ama ihtiyaç duyulan bütün branşlarda seçmeler yapılıyor. Bu duyuruları da takip ettiğinizde bütün kampüslere asılıyor. Kampüslerimizde işte Lokman'ın oraya, Şütten'in oraya, ÇSM binasının altına, her yere asılıyor. Görebiliyorsunuz ve webde de duyuruluyor. Sanırım mailde atılıyor. O yüzden görme ihtimaliniz yok. İlgiliyseniz de zaten bunun peşinde koşarsanız öğrenirsiniz. Şimdi seçmeler hakkında şöyle bir şey de söylemek istiyorum.
yani e-spor iyi bir e-sporcu demeyeyim çünkü ben kimim ki iyi diye yargılayacağım. Şöyle yapalım. O branşın branşa özgü bir kulüp takımında ya da işte hani bir kulübe bağlı olarak aktif olarak çalışıyorsanız, oynuyorsanız okula tercih etmeden önce de spor koordinatörümüz Aslı Ertunç Hoca ile görüşüp öncesinde bilgi alıp kendi bilgilerinizi, CV'nizi paylaşabilirsiniz. Böyle avantajlar var tabii ki de. Yani illa okula girdikten sonraki süreçte işleyecek diye bir şey değil yok burada. Öncesinde de yani şu an böyle sporcu arkadaşlar da dinliyorsa beni, hangi daldaysa tabii gene girin internetten benim saydıklarım gibi kontrol ediniz. Sizin branşınız bizim okulumuzda var mı? Açık mı? Takım var mı? O branşa göre de CV'nizi Aslı Ertunç hocamızla paylaşabilirsiniz. Zaten mail adresi de İnternette var ama bulamazsanız da zaten bir podcast'ın altına yazabilirsiniz. Ben yanıtlarım. Gelelim burs konusuna. Şimdi bu öğrenciler için önemli bir konu oluyor. Özellikle aileler için. Öğrencilerden çok aileler için evet. Şimdi burslar, sporcu bursları karşılıksız veriliyor arkadaşlar. Burs verilecek branşlar spor biriminin görüşü alınarak burs komitesi tarafından belirleniyor. Yani buradaki burs verecek branşları tabii ki de işte Aslı hocamız ve onların oluşturduğu spor koordinatörleri biriminden karar çıkıyor ve o karar burs komitesi tarafından hani onlara gönderiliyor. O oradan çıkan sonuca göre burs veriliyor. Aslında uzun bir süreç. O yüzden hani bu şekilde işliyor, öyle söyleyeyim size. Sporcu bursu İngilizce hazırlık programında 2 yıl, lisans programlarında 4 yıl, ön lisans programlarında da 2 yıl geçerlidir. Yani bu demek oluyor ki zaten lisans bölümleri 4 yıl olduğu için 4 yıl veriyorlar, ön lisans da 2 yıl olduğu için 2 yıl veriyorlar. Tam okuma durumunuz kadar veriyorlar. Yani özene bursu gibi ekstradan bir 2 yıl daha vermek gibi durumları yok. Ve yaz okulunu kapsamıyor. Yani yaz okuluna kaldıysanız sporcu bursunuz yokmuşçasına ücretlendiriliyorsunuz. Onun dışında en önemli kriter de not ortalamanız. 2'nin altına düştüğünde bursunuz kesiliyor. 2'nin altına düştüğünde başarısız, yani sporcu bursunu hak edilecek başarısız öğrenci pozisyonu geçtiğiniz için bursunuzu kesiyorlar. Böyle söyleyeyim. O yüzden de not ortalamanız 2'nin altına düşürmeyin. Şimdi genel olarak vereceğim bilgiler bu kadar. Ama ben size neler anlatacağım. Şimdi ben kadın voleybol takımında olduğunu belirtmiştim. Kendi giriş sürecimi anlatayım en azından. Şöyle ki ben yatay geçişli olduğum, zaten bunu ilk podcastımda anlatmıştım. Yatay geçişli olduğum için ikinci dönemde geldim. Yani benim sporcu bursumun olup olmaması gibi bir durumum yoktu zaten. Ben her türlü gelecektim. Geldiğimde zaten dönemin başlamış olmasından kaynaklı ve tabii ki sporcu bursum yoktu. Sonrasında gelince önceden de voleybol oynarken aktif olarak oynadığım zaman tanıştığımız için ve voleybolumu bildikleri için ben o sene geldiğim gibi okul takımına girdim. Zaten sonradan gelmiş olmam bir şey değiştirmedi yani. Takıma geldiğim gibi bir ya da iki ay sonra, daha doğrusu okula geldiğim gibi bir ya da iki ay sonra Coachfest turnuvası yapılıyor. Bunu şöyle anlatabilirim size. Her okul katılamıyor Coachfest'e. Çünkü Coachfest Süper Lig gibi düşünün. En üst lig. Bu ligde kalabilmek ve bu lige çıkabilmek herkesin amacı. Bilgi Üniversitesi zaten ilk takım kurulduğundan beri, en azından voleybol takım kurulduğundan beri en üst ligde Coachfest'te hani maçlarını devam ettiriyor. Hatta yılın kaç olduğunu bilmiyorum ama yani 4 yıl önce olması lazım. Şampiyon da olduğu var, olmuşluğu var. Çok iyi oyuncular, çok iyi milli takım oyuncularıyla beraber güzel başarılar elde ettiler. Ben geldiğimde de yeni çok iyi bir takımımız vardı. Yine Coachfest'e gittik. Adana'daydı Coachfest. Her zaman böyle farklı şehirlerde yapılıyor. Ve şöyle söyleyeyim size. Her üniversitede artık ne kadar branş varsa hepsi geliyor. Coachfest'te olmaya hak kazanan bütün branşlar geliyor. Yani Adana tamamen aslında spor cennetine dönüşmüştü. Adana'ya ben ilk defa gittim. Ama bütün işte oteller dolu, bir sürü üniversite, bir sürü üniversitenin branşları. Yani biz Adana'ya gittiğimizde Bilgi Üniversitesi olarak voleybol takımı ve yüzme takımı olarak gittik. Bir de sanırım masa tenisi vardı. Tam emin değilim ondan. Hani biz en azından 3 branş gittik. Ama devlet üniversiteleri mesela, isim vermiyorum şimdi, aynen devlet üniversitelerinde bisiklet, futbol, işte salon futbolu, basketbol, kadın basketbol, erkek basketbol, hani bunların hepsi bir sürü çeşit deli gibi sporcu kaynıyor her yer. Öyle söyleyeyim size. Biz işte Adana'ya gittik.
Orada çok yoğun geçiyor Koçfest. Çünkü haftanın kaç günü? 7-8 güne yakın kalıyoruz. Yani 10 güne yakın kalıyoruz. Bir gün off veriliyor. Bir gün dinlenme veriliyor. Onun dışında her gün maç oynuyorsun. Ve orada oynadığın maçlar artık en üst lig olduğu için neredeyse 3-0 biten maçlarımız olmuyor. Yani 4 set, 5 sete yakın maçları oynuyoruz neredeyse her gün üst üste. İster istemez de insanlar yoruluyor. Hepimiz yoruluyoruz. Bu kısım tabii ki de çok eğlenceli. Yani oraya gitmek, okulun adına maç yapmak, kazanmak, kaybetmek artık ne oluyorsa. Ama gel gelelim ki bizler birer öğrenciyiz. Mesela Adana'ya gittiğimizde ben hazırlıkta olduğum için çok da bir şey anlamamıştım. Ama en çok da hazırlıklar etkileniyor bu süreçten diye düşünüyorum. Çünkü bizim gittiğimiz dönemde hazırlıkların, yani benim okuduğum dönemin AT'ler vardı. İşte speaking sınavları, listening'ler, essay yazmalar falan bir sürü şeyler vardı. Ben tabii hocalarla görüşüp hepsini önceden yapmaya çalıştım ama izin veren oluyor, vermeyen oluyor. Tabii bu arada spor koordinatörümüz Aslı Hoca bütün okula, yani bizim hocalarımıza mail atıyor. Yani bu öğrenciler şu an Bilgi Üniversitesi'ni temsilen Adana'da bulunuyorlar. İşte derslere, sınavlara gelemeyecekler gibi. Ama yine de tabii zorluk oluyor mu? Oluyor. Hani ben hazırlıklarken çok bir şeyini anlamadım. Döndüm, tekrar girdim sınavlarına. Yani tabii ki de buna müsaade ediyorlar sınavlara girmenize. Bu şekilde yaşamıştık. Ama çok keyifli bir süreç yaşıyoruz orada. Sonrasındaki sene, yani geçen yıl birinci sınıftayken bu sefer de Samsun'a gittik. Samsun'a gittiğimizde de gene böyle yani Samsun daha küçük mü diyeceğim değil aslında Adana'ya göre, ama Samsun'da çok daha fazla bütün sporcularla iç içeymişiz gibi hissettik. De şöyle düşünüyorum, yani her yerden, her şehirden, Ankara'dan geliyorlar, İzmir'den geliyorlar, işte Mersin'den gelenler, yani her yerden üniversite geliyor. Böyle olunca da böyle herkese tanışıyorsunuz. Yani garip bir ortam oluyor. Birbirini tanımayan insanlar birbirini tanışıyor falan. Ya çok da eğlenceli. Kendi okulundan da insanlar tanıyorsun. Yani ben mesela bizim okulumuzdaki yüzücüleri tanımıyordum. Yani nereden tanıyabilirim? Kendi bölümümde okularsa tanıyamam. Ya onlar da voleybolcu tanımıyorlar. Yani bölümlerden arkadaşlıkta. Ve orada kaynaşma oluyor. Arkadaş oluyoruz. İşte akşamları otelde zaten oyun oynuyoruz. İşte tabu oynuyoruz. Vakit geçirmeye çalışıyoruz. Çünkü maçın olmadığı günler, off olduğumuz günler çok da vakit geçmiyor. Ama şöyle işin güzelliği var. Özellikle Samsun'dayken bizim çok önemli bir maçımız vardı. Biz o maçı kaybetmiştik 3-2. Ve hani o maçı hiçbir zaman unutmam. Çünkü 14 tiebreak'teydik. 14-8 sanırım, bakın. Biz 14'üz. Bir sayı alamadık arkadaşlar. 15'te tiebreak bitiyor. 14-8. 16-14 biz kaybettik. Yani şekil bir maçtı. 6'ya hepimiz sinirlendik. Öyle bir maçtı. Ama bizim yürücü arkadaşlar dayanışmanın yüksek olduğu bir ortamda. Bunu bilimler seviyorum tabii ki. Güzel, keyifli oluyor. Onun dışında şöyle toparlamam gerekirse, işte geçtiğimizde Samsun'a gittim dedim. O da güzel bir şekilde döndüm. Ha, ama Samsun'a gittiğimde ben birinci sınıfım. Şimdi bugün tahmin etmemiz için gerçekten ben de şöyle yaptım. Bütün hocalarımla ayrı ayrı konuştum. Mesela bizim gideceğimiz tarihlerde bir sürü final proje sunumları oluyor. Ve ben bunları tek başıma sunmuyorum. Bir grupla sunuyorum. Hani bütün grup arkadaşlarımdan işte bir önceki ilk hafta biz sunabilir miyiz? Çünkü ben haftaya olamayacağım. İşte şöyle böyle diyerekten arkadaşlarım yetmezdi. Hocalardan izin alıp ilk haftalarda sunuyorum. Yani ben deplasmana gitmeden önce yapabilirim diye. Yani hocalar bir şekilde yardımseverlik sağlıyor. En azından benim sınavlarım bu tarihlere denk gelmedi. Ama takım arkadaşlarımdan şöyle sıkıntılar yaşandı oldu. Sınav tarihinden önce sınav yapan hocalar olunca doğal olarak sınava giremiyoruz. Bu arada neden böyle kendi kendine dinlerken soracak olursanız, neden sınav tarihlerinizde işte bu Koç Fest Türkiye Şampiyonası'na çıkışıyor diye soracak olursanız, bunu eminim biz de bilmiyoruz. Çünkü bu okul düzenlenen bir şey değil. Bunu Türkiye Web Operasyonu düzenliyor. Web Operasyonu her okulun vizesi finali aynı değil. Türkiye'de resmen benzer yani tarihlerdeyiz. Ama asla bunu düşünmeden hareket ettiği için öyle sıkıntılı süreçler yaşamak zorunda bırakıyor öğrencilerin. Hatta yani milli takım oyuncularla milli takım oyuncular daha büyük sıkıntılar yaşıyor. Milli takım kampları olmuyor da milli kamp da bu. Milli takım maçları olduğu dönemlerde oyuncular milli takımdalar doğal olarak Türkiye'yi temsilen gitmişler.
O zaman okul maçlarını koyuyor. Çoğu okulun oyuncusu milli takımda oynuyor. Derken böyle sıkıntılı süreçlerde yaşanıyor. Her şey böyle dört dörtlük değil orada da. Ama bir şekilde düzeleceğini umuyorum. Geçen sene de bu şekilde tamamladık. Yani ama şöyle söyleyeyim. Geçen sene ben Samsun'dayken her akşam neredeyse ekonomi çalıştığımı biliyorum. Çünkü döndükten bir gün sonra ben ekonomi finaline girdim. O yüzden de hep bu halimi düşünerek hep vizelere daha çok çalışırım ki finalde bir tık daha rahatlığım olabilsin diye. Ama zor bir süreç yani orada ders çalışmak ya da bir şeyleri takip edebilmek. Öyle. Ama bu seneki durumumuza gelecek olsak bu sene gitmek çok ama çok istiyorduk. Bir de benim artık ikinci sınıfım geriye kaldı 2 yılım. Hani okul takıldığı zaman da mezun olabilirsem. Bu sene de İzmir'e gidecektik. İzmir'de çok keyifli olacağını düşünüyorum. En azından daha böyle hani denizin yakınlarında bir yer. Yani tabii Samsun'da da deniz var. Samsun'da şey değil mi? Karadeniz ama sonuçta yani. Mayıs ayında İzmir'de olmak daha keyif vereceğine kesin eminim. Tabii böyle bir süreç gerçekleşince biz gidemedik. Zaten İzmir'e gitmeyi bırakıp evimizden dışarı çıkamıyoruz neredeyse. Böyle bir süreci yaşadık. O da büyük ihtimalle bu sene yapılmıyor. Seneye devam edilecek. Bu arada her sene bu bizim oynadığımız voleyboldaki Koçfest'te her dönem her sene iki takım eleniyor. Bir sonraki senede iki takım çıkmış oluyor. Çünkü altlarda ligler devam ediyor. İşte Koçfest'e çıkabilmek için uğraşıyorlar demiştim. Koçfest'ten düşmek tabii ki de mutsuz ve üzücü olur. Bilgi Üniversitesi adına yakışmayan bir hareket olur. Ama spor bu. Topla oynanıyor. Yani top yuvarlaktır. Neyin olacağını bilemeyiz. Dediğim gibi 14'ten bir sayı alıp maçı alamadık. Hani onlar ta 8'den geldiler. 16-14 bizi yendiler. Gerçekten böyle şanssızlıklar diyeyim artık. Tutulmalar, basiret bağlanmaları diyeyim. Bunlar olabiliyor. Bizim voleybol takım olarak hazırlanmamıza gelecek olursak Bilgi Üniversitesi adına. Şöyle şimdi takımın çoğunluğu aktif olarak voleybol oynadığı için bir kulüpte. Onların ligleri zaten Nisan sonuna doğru bitmiş oluyor. Bu Nisan sonu demeyeyim ya, yanlış söylemeyeyim. Hani Nisan başı bitmiş oluyor ama. Biz zaten bu deplasmana Mayıs ayında gidiyoruz. Haftada bir antrenman yapmaya çalışıyoruz ki bu antrenman da aslında antrenman değil. Birbirimize alışma süreci ve takım olarak oynayabilme süreci. Çünkü herkes farklı takımlarda, işte farklı smaçörlere pas atıyorlar, farklı pasörler onlara pas atıyor. Yani her takımın da stratejisi farklı olduğu için, alıştıkları düzen farklı olduğu için biz en azından haftada bir antrenmanla ikinci dönem başlıyoruz. İkinci dönemimiz işte ocağın sonu, Şubat'ın başı açıldığında biz de haftada bir antrenman yapmaya başlayıp sonra son bir ay kalı haftada 2 ya da 3 antrenmana çıkartıp birbirimize entegre olup şampiyonaya işte Koçfest'e gitmeye hedefleyip oradan da başarıyla kupayla dönmeye gidiyoruz oraya açıkçası. Bu şekilde oluyor. Tabii bu arada antrenmanları yapmak da zor oluyor. Yani zor oluyor derken şöyle. Yani okulumuz bitiyor. Okuldan çıkıp Kuştepe'de okumayanlar için söylüyorum şu an. Ben Santral'de okuyorum. Dersimin 3'te bittiği gün genelde antrenmanlarımızı hep akşam saatine koyuyoruz. Çünkü hepimizin ders programları aynı değil. 6'da biten var, 7'de biten var. Ki bu dönem ben şanslıydım. Benim genelde hep dersim 7'de bitiyordu. 7'de bitip shuttle'a binip antrenmana gidiyordum. Ama böyle 2'de 3'te dersin bittiğinde gerçekten 7'ye kadar bekleme sürecin falan oluyor. O biraz sıkıcı olabiliyor ama her güzel şeyinde böyle küçük pürüzleri oluyor. O yüzden göz ardı etmek lazım bunları. Çünkü keyif aldığımız bir iş yapıyoruz. Ve oradaki gerçekten antrenörümüz var. Deniz abla, Deniz Oralkan. O da okul Kuştepe biriminde çalışıyor ama eski voleybolcu, eski milli voleybolcu. Bizim antrenörlüğümüzü o yapıyor, ablalığımızı o yapıyor diyelim. Hep der, ben antrenör değilim, ben sizin ablanızım der. Bizim ablalığımızı o yapıyor diyelim. Ve çok keyif alıyoruz onunla birlikte gittiğimizde klasmanlarda. Diğer branşlara gelecek olursak, yani yüzücülerin tam düzenini anlayamadığım için bir şey diyemem. Yani anlayamadığım derken gidiyorlar, yüzüyorlar, birinci olarak geliyorlar, ikinci olarak geliyorlar falan. Böyle yani o sistemi tam anlayamadım ama yüzücülerimizin iyi olduğunu biliyorum. Ha, şöyle bir şey var. Tenis takımımız geçtiğimiz yıl bayağı başarılıydı. Hatta yurt dışında da bir yere gittiler bir turnuva için. Oradan da galiba başarıyla döndüler. Aslı Hoca söylemişti bana da çok başarılı olduklarını. Tenis takımımız bizle gelmiyor. Çünkü tenis takımının Koçfest'in Türkiye şampiyonasını her yıl Antalya'da yapıyorlarmış. Bunu duyunca şaşırdım açıkçası ben. Hani bizim gibi her sene farklı bir yere gitmiyorlar. Onlar her sene Antalya'da yapıyorlar açık havada. Sanırım onların sporuna bir tık daha uygun olduğu için diye düşünüyorum. O yüzden onlarla hiçbir zaman bir araya gelemedik biz. Onlar o şekilde başarılı bir şekilde devam ediyorlar. Diğer takımlarımıza gelirsek, ben girmeden önce sanırım yanlış bilgi vermeyeyim gene ama 2015 yılında bizim erkek handball takımımız varmış. Yani zaten eski mezunlardan da biliyorum, duyuyorum handball takımını.
onlar da başarılı bir şekilde devam ederken Koç Gaz'dan düştükleri için ligden elenmişler. Yoksa basketbol takımımız falan aktif olarak Koç Gaz'da oynuyorlardı. Ama bu dönemin başında basketbol takımımız ve handbol takımımız tekrar toplanıp Koç Gaz'da çıkmak için çabalar gösteriyorlardı. Ki bakın şimdi aklıma geldi. Futbol takımımız da biliyorsunuz ki var. Onlar da devamlı maçlara katılıyorlar. Ligleri devam ediyordu okul sürecinde. Onlar da işte Coach Fest'e çıkabilmek için oynuyorlarmış. Arkadaşından öğrenmiştim ben de. Onların da bildiğim kadarıyla önümüzdeki yıl bizle beraber Coach Fest'e gelecekler. Yani gittikçe böyle Bilgi Üniversitesi Coach Fest'e branş götürdü. Branşlar artıyor. Bu tabii ki de güzel bir prestij. Çünkü aynı zamanda bakıldığında hem eğitimimizi alıyoruz, başarılı bir şekilde bunu sürdürüyoruz. Sürdürdüğümüz bu başarının yanında da sporumuzu yapabiliyoruz ve en iyilikte devam edebiliyoruz. Bu gerçekten hani CV demeyeyim ama başarılı bir geçmiş bakıldığında. Çünkü ben kendi geçmişime baktığımda da lise hayatımı hem akademik olarak bursumu almış, yine lisede sporcu bursuyla okuyordum. Sonrasında voleybolumu devam ettiriyordum. Bir şekilde üniversite kazandım. Üniversitede de bu şekilde gittim. Yani bunlar sizin spor hayatınızı düzene sokuyor, sorumluluk bilincini getiriyor, toplu karar almalar, toplu hareket etmeleri öğreniyorsunuz vesaire. Diğer takımlarımızdan da bahsettim, seçmelerden bahsettik, burslardan konuştuk, deplasman sürecini anlattım. Ders açısından da avantaj ve dezavantajları bahsettim ama yani ben çok böyle sorun yaşamadım gerçekten ders anlamında. Hocalarım hep herhalde anlayışlı hocalar denk geldi. Ya bir de düzeni sizin yapmanız gerekiyor. Yani mesela ben şu an şöyle bir örnek vereyim. Bugün daha dersimizin, biz bu arada son haftaya gittik. Bu haftanın sonunda 4 Mayıs bugün eğitimimiz bitiyor. Ama tabii final sınavlarımız sonrasında olacak. Daha doğrusu nasıl olacağını bilmiyoruz. Neyse konuyu dağıtmayayım. Mesela Med 228 radyo dersi aldım biliyorsunuz. Zaten bu ders için bu podcastleri yapıyorum. Yani benim gerçekten bu ders aldığımda bayağı planlarım değişti. Çok da iyi oldu. Kafamda farklı şeyler kurmaya başladım. Çok da severek yapıyorum şu an bunu. Keşke stüdyoda yapabilsem diye içimden hep geçiriyorum. Neyse uzatmıyorum. Bu Med 228 dersi için benim 8 tane podcast yapmam lazım. Ve ben bunu her hafta canlı yayın yapmam lazım okulda her şey normalken. Oturdum baktım her şey yolunda giderse bize final haftasında benim her türlü önce bitirmem lazım Mayıs'tan. Yani gerekirse bir hafta için iki tane yapmam lazım ki benim Mayıs ayının ilk haftasına denk gelirse İstanbul'da olmamı durumum var. Ha tabii ki hocama ben bunu söylersem kabul eder. Yani kabul eder diye düşünüyorum Tolga hocam. Hani hocam ben bu hafta olamayacağım. Hani 7 yayın yapıyorum. Çünkü ben okul takımını temsilen gidiyorum dedim de. Evet kabul edebilir. Ama ben sorumluluk ve hani sorumluluklarımın farkında bunun bilincinde olan bir birey olursam da bir haftada iki tane yapıp bunları sıkıştırabilirim. Hani birazcık da sporculuk bunları bir arada yürütmeye geliyor açıkçası öyle söyleyeyim. Ama da cümle kuramadım. Ama gerçekten keyifli. Benim gerçekten söyleyebileceklerim bu kadar ya. Yani spor birimiyle ilgili. Çünkü diğer spor birimlerini bilmiyorum. Ama şöyle şunlardan bahsedeyim. Bu spor takımlarına girmiyor. Ama hazırlıkta şöyle Aslı hocalarımız beraber diğer hoca arkadaşlarıyla turnuvalar yapıyorlar genelde bu Trump'ta işte bowling turnuvaları işte hatta böyle çalışanlar Bilgi Üniversitesi'nin öğretim üyeleri ve çalışanlarla beraber futbol maçları yapıyorlar böyle kendi aralarında hani bir etkinlik event düzenliyorlar. Bunlar çok kıymetli şeyler bence iş yeri içinde bakıldığında çünkü hani oranların işi bunlar. Bu şekilde aktif bir şekilde devam ediyorlar. Benim bu haftalık podcastimde söyleyebileceğim bütün spor takımlarıyla ilgili bilgilerimi, özellikle voleybol takımıyla ilgili bütün bildiğim her şeyi size anlattım. Eğer kafanıza takılan bir şey varsa, merak ettiğiniz bir durum varsa bana yorum olarak bırakabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya son podcastimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.